Yeni bir Cumhuriyet Kitap programıyla daha karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu hafta aslında çok özel bir sayıyı konuşacağız. Fantastik Edebiyat Özel Sayısı Cumhuriyet Kitap olarak bu hafta gerçekten ayrı, özel ve güzel bir sayı hazırlandı. Tabii ki bu sayıda emeği büyük olan genel yayın yönetmeni, şair ve yazar Sayın Turgay Fişekçi ile bu hafta yine birlikteyiz. Sayın Fişekçi, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, Fantastik Edebiyat Özel Sayısı. Bu arada söyleyelim hemen, ben kapak fotoğrafını çok beğendim gerçekten. Evet, çok. Fantastiğin ruhunu çok yansıtan bir görsel. Ruhunu çok da yansıtıyor söylediğiniz gibi. Şimdi kimler yok ki bu sayıda? O kadar güzel yazılar var ki. Cevat Çapan, Oğuz Demiralp, Nazlı Eray, Celal Üster, Sevin Okyay, Kadir Yiğit Us, Müge İplikçi, Emrah Kolukısa, Kutlukan Kutlu, Fatma Cihan, Akkartal. Bunlarla başlıyor. Dilerseniz birkaç cümleyle de ben derinlemesine konuşacağız tabii yeni sayıyı. Bir fantastik edebiyat deyince aslında aklımıza destanlar da geliyor. Dilerseniz tam bu sayıya geçmeden önce bizim yerli Homeros'umuz Yaşar Kemal'in ölüm yıl dönümü 28 Şubat 2015. 5 yıl önce aramızdan ayrıldı ama biz Yaşar Kemal'i hiçbir zaman aramızdan uzaklaştırmadık. Mesela benim evimde Yaşar Kemal hala çalışma odamda en güzel yerde çünkü kitaplarıyla duruyor. Eserleriyle yaşayanlar arasında. Evet, eserleriyle yaşayanlar arasında. 1926-2015 siz de Yaşar Kemal'i yakından tanıyorsunuz. Evet, Türkiye'nin Homeros'u için ne söylersiniz? Valla Yaşar Kemal bir mucize gerçekten, yani ortaya çıkışı da bir mucize. Biliyorsunuz Adana'nın bir köyünde doğuyor ve okuma olanakları yok. İlkokula gidebilmesi için işte çıplak ayakla 10 kilometre falan bir ötedeki köye gitmesi gerekiyor. Neredeyse hiç kurumsal bir eğitim göremeden büyüyor. Fakat onun eğitimi köye gelen halk aşıklarından oluyor. Onları dinledikçe onların anlattığı destanları ezberliyor. Babam o çocuk, zengindi diyor, çok evet, gelen gidenimiz olurdu diyor. Evet, o çocuk şeyiyle, belleğiyle onları kaydediyor ve müthiş bir destancı hafızası oluyor daha çocuk yaşta. Sonra biliyorsunuz 17-18 yaşında işte arzuhalcilik yapıyor şeyde, adliye önünde bir hikaye anlatırlar onunla ilgili. İşte bir köylü gelmiş, dilekçe yazdıracak, anlat demiş başına ne geldi. Adamcağız anlatmış başına gelenleri, işte Yaşar Kemal de yazmış falan. Sonra da okumuş adama yazdığı şeyi, adam ağlamaya başlamış. Vah vah vah, benim başıma neler gelmiş, neler gelmiş, neler gelmiş diye. Öyle yazmış ki. Evet, yani bir mahkemeye dilekçe yazarken bile onu bir destana çevirebilen bir yazı ustası Yaşar Kemal. Tabii büyük bir şans oluyor. Okula gidemiyor belki ama okul onun ayağına geliyor. 1943'te Abidin Dino ve abisi Arif Dino Adana'ya sürgüne geliyorlar. Orada onlarla tanışınca Yaşar Kemal'in gerçekten hayatı değişiyor. Çünkü onlar ona dünya edebiyatını getiriyorlar. İşte bir sandık kitap veriyor Arif Dino Yaşar Kemal'e. Eve gidiyor, ayıklarken içinden Don Kişot'un 7 tane çıkıyor Don Kişot'tan. 6'sını alıyor, geri götürüyor. Ya diyor, bunları yanlış fazla vermişsin falan. Yok diyor, fazla vermedim. Bu kitabı 7 kere okuyacaksın. O yüzden 7 tane verdim falan diyor. İlk roman kabul edilir değil mi Don Kişot? Tabii ilk roman kabul edilir. Ve yani böyle aslında derinden derine düşünüldüğünde İnce Mehmet'te de o Don Kişot'un izleri görülür. Yani Yaşar Kemal'in etkilendiği bir roman olmuştur o gerçekten de. Aslında sözünüzü kesmeyeyim ama Hemite köyünde doğuyor. Bugün Osmaniye toprakları içerisinde Kadirli ilçesine bağlı Hemite köyünde doğuyor. Hemite ile Adana merkez arası, hani Abidin Dino'larla tanışması için söylüyorum. Merkez arası, hani köyden kalkıp Adana şehir merkezine gitmesi, orada onları bulması çok büyük bir, hani bu işi istediğini gösteriyor aslında. Evet evet, ama işte o arzuhalcilik için gidiyor herhalde Adana'ya. Yani şeyde, şehirde çalışırken onlara Kadirli ilçe merkezde mesela yine arzuhalcilik yapıyor. Çeltik sulayıcısı yapıyor. Savrun çayında tarlalarla uğraşıyor. Çiftçi başı bir de yapıyor. O zamanlar insan az tabii. Yani insanlar birbirini çok muhtemelen daha kolay bulabiliyor. Öyle bir iletişim imkanı var. Hani sosyal medya yok ama yüz yüze ilişkiler çok kuvvetli. Muhtemelen tanışmış ve iyi ki de yapmış.
Geçtiğimiz günlerde hakkını teslim edelim. Habertürk'te yayınlanan Başrol diye bir belgesel program var. Gerçekten çok kaliteli. Ben fırsat buldukça izliyorum. Orada Yaşar Kemal'in hayatını bir kez daha izledim ve hakkını teslim etmek için söylüyorum. Ahmet Güneştekin, ressam, orada konuşuyor ve diyor ki bir gün diyor Yaşar Kemal diyor beni diyor çağırdı diyor Ahmet gel dedi diyor. Gittim diyor. Gel dışarı çıkalım hava da güzeldi dışarı çıkalım biraz gezelim dedi diyor. Demiş. Demiş lan nereye gideceğiz ne yapacağız karışma orasına demiş gel demiş. Aldı beni götürdü Gülhane Parkı'na diyor. Arada bir yere gittik diyor. Bir bank diyor. Bu bankı görüyor musun demiş. E görüyorum ne oldu demiş. Ben burada yatar bu kalkardım. Bu parkta bu bankın üzerinde yattım demiş. Evet. Ve günlerce yattım günlerce. Demiş. Ve kimin üzerinde yattım biliyor musun demiş. İnce Mehmet'in üzerinde yattım. İnce Mehmet İstanbul'a ilk geldiğinde böyle kalemle ki hep kalemle çalışırdı. Siz benden çok evet, daha iyi evet, biliyorsunuz. Kurşun kalemle. Kurşun kalemle hep hala duruyor tabii, böyle anılarımda evet. Duruyor. Ayşe Semiha baban da saklıyor onları. Ona da saygılarımızı sunalım. Burada İnce Mehmet'in üzerinde yattım diyor. Kalemle notlarını almış, yazmış, baş ucuna koyarmış, üzerinde yatmış. Yani böyle bir mücadele, böyle bir geliş. Evi yok, kalacak yeri yok, hiçbir şey tabii yok. Tabii canım, balık tutup karnını doyuruyor evet. Bir de yani o saray burnundan balık tutuyor orada onları pişirip yiyor. Sebebi de orada o kadar süre kalmasının aslında işte Cumhuriyet Gazetesi'ne girecek. Nadir Nadi Bey'i görmeye gelecek. Fakat gazeteye geliyor, Nadir Nadi Bey'i soruyor. Üstü başı o kadar dökük ki böyle kapıdaki görevli onu işte dilenci falan sanıp Nadir Bey yok diyor gönderiyor. Sürekli o gidiyor gene Gülhane Parkı'nda kalıyor. Gene şey oluyor geliyor gene Nadir Bey yok diyor falan. O yüzden epey bir zamanı Gülhane Parkı'nda geçiyor. Sonra bir başka nedenle Nadir Bey'le bir yerde karşılaşıyorlar da ya diyor niye gelmiyorsun? O da diyor geliyorum ve sizi almayayım. Bulamıyorum falan. Yok sizi bulamıyorum yoksunuz diyor. Falan. Aslında öyle buluşuyorlar. Müthiş hikayeleri var. Çok. Gerçek ismi Sadık Gökçeli. Evet. Sadık Gökçeli ama Yaşar Kemal ismini kullanıyor. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde evet. Diyorlar ki hani Sadık Gökçeli isminiz bu evet. Niye Yaşar Kemal ismini kullanıyorsunuz? Diyor ki ben diyor eğer diyor Yaşar Kemal ismi yerine Sadık Gökçeli'yi kullansaydım diyor. Polis beni üçüncü günde diyor Cumhuriyet'ten aktarırdı tabii, tabii. Diyor. Tabii o zamanlar öyle bir şey çok ciddi polis baskısı var. Yani kendi adıyla birçok yazar kendi adıyla yazamıyor işte. Rıfat Ilgaz da biliyorsunuz Stepne diye evet. Yazmış yıllarca. Benim diyor Sadık Gökçeli olduğumu öğrendiklerinde 5 yıl geçti diyor. Evet. Hiç işten geçmişti artık diyor kendimi kanıtlamıştım evet, diyor. Evet. Evet Yaşar Kemal'i saygıyla, sevgiyle, özlemle bir kez daha anıyoruz. Bütün kitaplarının, bütün yazılarının, bütün söylemlerinin. Ülkemiz için bir servettir müthiş Yaşar bir servet, Kemal'in kitapları. Müthiş bir servet. O gözle bakmak lazım. Evet. Evet. Diyelim ve fantastik edebiyat sayısına geçelim. Evet fantastik edebiyat deyince aslında bizim düş gücü aklımıza geliyor. Sinemaya uyarlamaları da var. Fantastik edebiyatın aslında yerli ürünleri de var. Mesela Dede Korkut hikayeleri. Tabii tabii. Yıldırmış yani destanı. Aslında bütün eski geleneksel anlatılarda bu olağanüstü ögeler hep vardır yani. Hem toplum hayatı vardır hem de olağanüstü ögeler vardır. Şimdi şeyde de mesela Yaşar Kemal'de de gene evet. Onu andık ama evet. O şeyde Yerdemir Gökbakır'da değil mi? İnsanlar köydeki birini birden ulu bir kişi saymaya başlarlar falan. Durup dururken bu insanların biraz şeyiyle ilgili yani psikolojisiyle ilgili bakışıyla ilgili insan hayal kuran bir varlık hayalinde sonu yok düş görmenin gündüz düşü görmenin sonu yok insan sürekli insan beyni bir şeyleri hayal ediyor bunların bazıları işte edebiyata yansıyor edebiyat eseri olarak ortaya çıkıyor şimdi mesela çocuk edebiyatında da bu önemli bir konu, fantastik ögeler yani çocuğun hayal gücünü geliştirici, düşüncesini geliştirici çocuk kitaplarının daha önemli olduğu ileri sürülüyor pek çokları tarafından. Böyle bir yanı var yani insan hem yetişirken hem yetiştikten sonra her zaman düşlere, hayal gücüne ihtiyacımız var. Mitoloji galiba burada çok önemli. Tabii bu ilk çağın işte şeyi fantastizmi, evet şeydir, mitolojidir yani tamamen bir fantazi işte o tanrılar, şeyler, göklerde yaşayanlar, ölümsüzler falan.
Dolayısıyla fantastiğe ilgi azalmıyor yani. Artıyor muhtemelen. Artıyor da yani günümüzde bunun böyle çok uç örnekleri çıktı. İşte o Harry Potter'lar, Yüzüklerin Efendisi'ler falan, yani bunlar dünyayı kasıp kavuruyor getirdikleri mesela dünyalarla. O yüzden biz de bu sayıda böyle bir fantastik edebiyata yöneldik Cumhuriyet Kitap'ta. Ve aslında çok iyi oldu. Çünkü bu konuda söz söyleyecek çok yazarımız varmış. Evet, onun da farkına vardık. Çünkü bizde de işte şimdi Nazlı Eray mesela fantastik edebiyat, kendisi bu terimi kabul etmiyor. Ben büyülü gerçekçiyim diyor ama işte Müge İplikçi var. Yani bu konuya değerlendiren Celal Üster gibi çok değerli bir büyüğümüz var. Cevat Çapa'nın yaptığı bölümde de mesela fantastik şiirler yer aldı. Evet. Şiirde de işte gerçek üstücülük akımı aslında fantastik edebiyatın bir parçası sayılabilir. Bütün bunlar türleri de var galiba, değil mi? Mesela fantastik edebiyata baktığımızda işte bilim kurgu, polisiye, hani kendi içerisinde de farklı bir tabii yaşıyor, tabii tabii tabii. Yani kimi polisiyeler de tabii, ya da fantastik bir kitap polisiye sınırlarına geliyor. Polisiye bir hikaye fantastiğe geçiyor. Bu türler arasında bir geçişkenlik de var her zaman. Yani belki de modern edebiyatın en büyük özelliklerinden biri bu türler arası sınırlar. İşte giderek ortadan kalkıyor yani, öykü şiire yaklaşıyor, deneme romana yaklaşıyor falan. Burada da kaynaşma mı diyelim? Kaynaşma var, evet, bu kaynaşma var. Türler arasında bir kaynaşma var. Şimdi Cumhuriyet Kitap Dergisi'nin sayfalarını karıştırdığımda Isabel Allende'yi görüyoruz. Kış ortasında aslında göç, yabancı olmak, aşk, yuva ve adi aidiyet kavramları evet, üzerine yazılar yazıyor. Güney Amerikalı edebiyatçı, gerçekten önemli bir isim Isabel Allende. Önemli bir romancı. Evet, Isabel Allende. Tabii Allende deyince hemen aklımıza amcası Salvador Allende evet, geliyor. Evet. Şili'de cumhurbaşkanlığı yapan, seçimle iktidara gelmiş dünyanın ilk Marksist cumhurbaşkanı olan ve sonra da askeri bir darbeyle devrilen ve öldürülen ne yazık ki amcası geliyor. Dolayısıyla amcasından sonra çok zorlu bir çocukluk hayatı var Isabel Allende'nin. Sürgün oluyor çünkü bütün aile, Şili'yi terk etmek zorunda kalıyor. İşte başka ülkelerde büyüyor, başka acılar çekiyor, işte çocuğu ölüyor. Bireysel acılar da ekleniyor toplumsal acıların üstüne. Fakat romanlarında çok ilginç bir şey. Mesela acıyı anlatan bir romancı olmasına karşın böyle insanın o içindeki umuda da her zaman yer veren bir romancı. Yazının başlığı aslında biraz onu anlatıyor. İçimde yenilmez bir yaz varmış. İçimde yeni, evet evet. Yani insan hayatı boydan boya bir kış mevsimi gibi olsa bile insanın içinde yenilmeyen bir yaz oluyor her zaman. Evet. Isabel Allende de romanlarında bunu öne çıkaran bir yazar. Yaz demişken, insan okudukça, izledikçe yeni kavramlar, yeni terimler de öğreniyor. Mesela dün Bal Ülkesi diye bir belgesel izledim. Ve orada Hatice karakteri annesine diyor ki, ilk yaz gelse de artık diyor, rahatlasak diyor. İlk yaz gelse de diyor. Annesi çok yaşlı ve anlamıyor. Dedim ki ilk yaz. Duydum ama dedim, hatırlayamadım. İlk yaz, ilk bahar. İlk bahar, evet. Evet. İlk bahar. Yani o kadar güzel bizim kelimelerimiz, şeylerimiz var ki. Türkçemiz harika bir dil. Türkçemiz müthiş bir dil gerçekten. Bir kez daha. Ve dedim ki bundan sonra ben bu ilk yazı, ilk bahar için çok kullanacağım. İlk yaz, ilk gençlik. Evet, gerçekten ergenlik önemli. Ergenlik için de öyle kullanılır. Mesela ilk gençlik. İlk gençlik yılları derler. Isabel Allende'nin Kış Ortasında romanını tavsiye ediyoruz. Şimdi Bora Abdo'dan Hayalinin Tesadüfleri. Hı hı. Aslında çıplak insanı yazma çabam hiç bitmedi diyor. Evet. Bora Abdo genç kuşak yazarlarımızdan biri. Henüz birkaç öykü kitabı yayımlandı. Fakat yayımladığı öykü leriyle geniş bir ilgi uyandıran bir yazar. Hem Yunus Nadi Öykü Ödülünü aldı, hem Sait Faik Hikaye Armağanını kazandı.
Bir de genel eğilimlere ters bir şey. Daha işte çıplak insanı anlatıyorum diyor ya. Evet. Yani insanın insan olma hallerine odaklanan bir yazar. İlginç bir yazar. Yeni bir yazar tanımak isteyenler için önereceğim bir yazar Bora Abdo. Evet. Hikayesiyle, yazım tekniğiyle öneriyorsunuz. Bir de siz de belirttiniz, Yunus Nadi Öykü ödülüyle Sait Faik hikaye armağanını aldı. Bu tür ödüller, hani genç bir yazar olduğu için de söylüyorum, yazarlar ve eserler için önemli mi? Yani önemsiz diyemeyiz tabii. Şöyle önemsiz diyemeyiz. Bir eserin duyulması ya da yazarın tanınması, biraz kamuoyuna mal olabilmesinde önemli katkısı oluyor ödüllerin. Yazara ne katar? Yazara aslında bir şey katmaz. Yazar kitabını yazmış, o kitap ödül kazansa da aynı değerde, ödül kazanmasa da aynı değerde. Fakat ödüller işte yazarın adının öne çıkmasını, kitabın adının anılmasını ve okura daha çok ulaşmasını bir ölçüde de olsa sağlıyor bu bakımdan. Önemli, yani önemsiz diyemeyiz ödüller aslında için. Aslında benim mesela kendi düşüncem, yaklaşık 20 yıllık gazeteciyim. Hiçbir haberim, hiçbir ödüle, değerlendirmeye, bir yarışmaya göndermedim. Tabii kendi fikrim. Ben bundan sonra da göndermeyeceğim de zaten. Öyle bir düşüncem de var ama sanırım tanınmak adına da bu ödüller önemli. Evet, yani ödüllerde çok haksızlık oluyor. Yani bunu yatsımak da mümkün değil. Ama bunu bile bile gene de bence ödüllere önem vermek gerekiyor. Evet, yani, görüyorsunuz. Evet. Hakan Savlı, Kırgın Karnaval, Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Hı hı. Sanırım bu da yine ödüllü bir yazar, Yunus Nadi. Şiir Ödülü 2019. Hı hı. Hani ödül demişken evet, Hakan Savlı'nın bu kitabından da bahsedelim. Şimdi şair olunca tabii sizin daha çok ilginizi çekiyor. Tabii Hakan Savlı'yla bu kitabı üstüne bir konuşma yaptık. İki hafta sonraki Cumhuriyet Kitap'ta yayımlayacağız. Sırasını bekliyor. Sırasını bekliyor. Yine Hakan Savlı'yı tavsiye edelim. Bir de Mahmut Şenol, Bay Konsolos, daha önce bir Cumhuriyet çalışanı arkadaşımız. Evet. Mahmut Şenol'un Bay Konsolos kitabında yine öneriyoruz değerli izleyicilerimize. Bu da gerçekten okunmaya değer bir kitap. Bir de tanıtım duyurumuz olsun aslında. 14. Ankara Kitap Fuarı. Hı hı. 28 Şubat 8 Mart 2020 tarihleri arasında Ankaralı kitapseverler, okurlar veya bizim izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Eğer Ankara'daysanız veya bu tarihlerde Ankara'da bulunuyorsanız bu kitap fuarında gitmenizi öneririz diyelim. Ve programın sonuna geldik. Çok teşekkürler Sayın Fişekçi. Evet değerli izleyenler, Cumhuriyet Kitap programının sonuna geldik. Belirttiğimiz gibi bu hafta Yaşar Kemal'i, fantastik edebiyatı konuştuk. Haftaya yeni bir programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.